Kesin kilo verdiren en kolay yöntem akşam orucu. Akşam 18'den sonra kapalıyız. Az ye ve çok yaşa. Tahmin ediyoruz ki bu sözü birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bunu yapabileceğiniz çok pratik ve işe yarayan bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? Akşam orucu olarak adlandırılan bu yöntem, en basit açıklaması ile akşam yemeklerini iptal etmektir. Böylelikle günlük kalori miktarını azaltarak hem kilo verebilirsiniz hem de yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Dilerseniz akşam orucu ile ilgili bilgilere hep birlikte göz atalım. Nasıl yapılır? Akşam orucu olarak adlandırılan yöntem bir diyetten ziyade bir yaşam tarzıdır. Daha az yemek yemenize ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Bu yüzden güçlü bir kilo verme aracıdır. 16/8 aralıklı oruç planı en basit ve sürdürülebilir olan yöntemdir. Bu yöntemde 8 saat boyunca 2 ya da 3 öğün yemek yiyebilirsiniz. Son öğününüzü 18'de yiyip 16 saat boyunca oruç tutmaya başlayabilirsiniz. Yani yemek yemeyi 8 saat ile kısıtlamalısınız. 16 saatte yemeklerden uzak durmalısınız. Bu yaşam tarzını bir düzene soktuğunuzda sabahları daha dinç kalktığınızı ve zamanla kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Ayrıca metabolizmanızın çok daha hızlı çalıştığını fark edeceksiniz. Gün boyu nasıl beslenmeli? Bu oruç planının verimli olabilmesi için 8 saatlik yemek yeme zamanında dengeli ve sağlıklı beslenmenizi tavsiye ederiz. Meyve, sebze, kepekli tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein içeren besinler faydalı olacaktır. Bu yeme düzeninde herhangi bir kısıtlama yoktur. Siz kendi bünyenize ve imkanlarınıza göre ölçülü ve dengeli bir beslenme düzeni yaratabilirsiniz. Yine de sizin için birkaç tavsiyemiz var. 1. Ilık bir suyun içine elma sirkesi ya da limon koyup kahvaltıdan önce bunu içebilirsiniz. 2. Ara öğünlerinizde meyve, badem ve ceviz yiyebilirsiniz. 3. 18'den önceki son öğününüzde bol protein içeren gıdalar tüketebilirsiniz. Ayrıca 5 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde makarna veya pilav da yiyebilirsiniz. 4. Tatlı kriziniz gelirse haftada bir tatlı tüketebilirsiniz. 5. Çay veya kahveyi aşırıya kaçmadan günde 2 fincan şeklinde tüketebilirsiniz. 6. Günde 2,5 litre su içmenizi de tavsiye ederiz. Mideniz bir bakıma hayatınızın odak noktasıdır. Midenizi dükkanınız olarak düşünebilirsiniz. Bütün gün boyunca yoğun bir şekilde çalıştınız. Saat 18'den sonra ise dinlenerek ertesi güne hazırlık yapıyorsunuz. İşte 18'den sonra yalnızca içeceklerle midenizi ferahlatarak ertesi güne çok daha dinç başlayabilirsiniz. Akşam neler içilebilir? Her akşam bir fincan bitki çayı içebilirsiniz. Örneğin melisa çayı, sarı kantaron çayı, kiraz sapı çayı, ada çayı, lavanta çayı gibi. Bu çaylar hem mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hem de uyku hormonu olarak bilinen melatonin seviyelerini arttırır. Böylelikle sakinliğe, huzura ve kaliteli bir uykuya yardımcı olurlar. Bitki çayı dışında laktozsuz süt, kefir, ayran, maden suyu, su, çok sulu yağsız yoğurt da tüketebilirsiniz. Fakat her gün aynı içeceği içmenizi tavsiye etmeyiz. Günlere bölerek farklı içecekler tüketmeniz daha faydalı olacaktır. Açlık krizi bastırırsa ne yapmalı? İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, sahil başı içilen sıcak şekersiz bitki çaylarının sindirimi rahatlatarak tokluk duygusu verdiğini söylüyor. Bunun dışında ilk günlerde çok acıkıldığında bir tatlı kaşığı balla tatlandırılmış laktozsuz süt içilebilir. Süt hem vücudu gevşetir hem de açlıkta temel gereksinim olan şekeri vücuda verir. Akşam orucu neden işe yarar? Evrimsel açıdan düşünüldüğünde insan vücudunun aç kalabilme konusunda adaptasyon geliştirdiğini biliyor muydunuz? Böylelikle her zaman yemek bulamayan insanlar bir nevi sağlık orucu yapmak zorunda kalmışlardır. Son birkaç yüzyılda gıda tüketimi önemli ölçüde artmıştır. Bu durum ise birçok hastalığın ve rahatsızlığın sebebi olmuştur. Kilo vermenin yanı sıra gerçekten sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam içinde akşam orucu tavsiye edilir. Profesör Doktor Hüseyin Nazlı Kul'a göre boş bir mide ile uyumak, dolu bir mide ile uyumaktan çok daha iyidir. Çünkü akşam yemeklerini kesmek, büyüme hormonunun ve melatoninin daha fazla üretilmesini sağlar. Bu hormonlar akşamları daha çok salgılanır.
Özellikle büyüme hormonunun sağlıklı seviyesi, yağ kaybı ve kas kazanımı, insülin seviyesinin dengesi ve hücresel onarım gibi insan vücudunun çok önemli işlevlerine katkı sağlar. Böylelikle vücudunuz dışarıdan herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan kendini yeniler ve onarır. Her geçen gün daha sağlıklı ve kaliteli yaşamanıza zemin hazırlar. Öneri: akşam orucunu hayat düzeniniz haline getirirken hem kilo verip hem de sağlıklı bir yaşama sahip olabilirsiniz. Fakat beslenme düzeniniz kadar bedeninizi hareket ettirmek de çok önemlidir. Eğer düzenli olarak egzersiz yapıyorsanız buna mutlaka devam etmenizi tavsiye ederiz. Eğer vücudunuzu hareket ettirmiyorsanız oldukça kolay bir önerimiz var. Yürüyüş. Günde en az 7000 adım atarak hem keyifli bir egzersiz yapabilirsiniz hem de kilo vermenizi kolaylaştırabilirsiniz. Bunu sabah kahvaltıdan sonra 3500 adım, akşam son öğünden sonra 3500 adım şeklinde bölebilirsiniz. Eğer üzerine egzersiz de yaparsanız sizin için ekstra faydalı olacaktır. Akşam orucunun kilo verme dışındaki faydaları: 1. Bağışıklık sisteminiz güçlenir. 2. Kaliteli bir şekilde uyumanıza yardımcı olur. 3. Kronik yorgunluğunuzu azaltır. 4. Stresi azaltır. 5. Daha pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlar.